Evet, şu an Beylikdüzü merkezde bulunmaktayız. Hatalı usulsüz park yapan araç tarafından, çekiciler tarafından çekilmektedir. Evet, çift araç olduğu için çekici havalandı, mecbur arkadaki aracı aşağıya indirdi. Şimdi yeniden kaldırmaya deniyor ama gördüğünüz gibi çekicinin ön tekerleri havaya kalkmış bir durumda. Biraz evvel şaha kalktı resmen çekici. Çektiği araçta hasar görebilirdi yani. Yeniden aracı kaldırmaya deniyor. Yan tarafta da görevli trafik polisi park yapan araçların park yapılmaz defası altında park yapan araçların araçların resmini çekerek ilerleyen zamanlarda adreslerine usulsüz parktan dolayı tebligatı yapacaktır. Şu an dediğimiz gibi çekici aracı havaya kaldırdı ve şu anda aracın sahibi geldi. Bakalım aracını indirtebilecek mi yoksa geri alabilecek mi? Ve çekiciyi kullanan görevli polisle görüşmesini kendisine söyledi. Normalde bu aracın yani havaya kaldırıldı, çekilmesi mi lazım yoksa bırakılması mı lazım? O yani tartışma konusu. Şu an araç askıda sallanıyor. Aracın sahibi polisle görüştü. Ancak araç bakalım çekilerek götürülecek mi yoksa araç sahibine teslim mi edilecek? Birazdan göreceğiz. Evet, araç askıda. Aracın sahibi görevli polis memuruyla görüştü. Evet, çekici çekmiş olduğu aracı şu an yeniden indirdi. Çünkü araç sahibi birisini telefonla aradı. Aslında bu da yani şimdi vicdana açıdan tamam, vatandaş mağdur edilmesin, çekici yeniden şeylerini topluyor ama o zaman da işlemin sonuna kadar yapılmasından taraftarız ama tabi burada vatandaşımızın acil işi olabilir, hastası olabilir, tabi ne konuştuklarını bilmiyoruz ama o zaman da buradan çekmeyecekler. Veyahut da o zaman da eğer bu araç yeniden sahibine iade ediliyorsa, hakkaniyet aranıyorsa, şurada görülen sol tarafta şöyle biraz küçülteyim, geri alayım. Şu gördüğümüz bayağı bir araç yani 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 aşağı yukarı 40-50 civarında araca yazılan cezaların da iptal edilmesi lazım. Polis de şu an vatandaş tartışıyor. Polise zor kullanılıyor. Polise saldırıyorlar. Polise saldırıyorlar şu an. Polise saldırıyorlar. Polis şu an kavga yapıyor. Polis silahını, telsizini, her şeyini bıraktı. Enteresan bir olay. Polise şu an mukavemet var. Evet. Polise zor kullanılıyor. Polise saldırıyorlar. Polise saldırıyorlar şu an. Polise saldırıyorlar. Polis şu an kavga yapıyor. Polise zor kullanılıyor. Polise saldırıyorlar. Polise saldırıyorlar şu an. Polise saldırıyorlar. Polis şu an kavga yapıyor. Polise zor kullanılıyor. Polise saldırıyorlar.
Polise saldırıyorlar şu an. Polise saldırıyorlar. Polis şu an kavga yapıyor. Polis. Önümüze de bir araç geldi. Çekemedik. Polise şu an mukavemet var. Enteresan bir olay var. Ya çık önümden. Evet, yani hiç hoş bir şey değil. Polis memuruna saldırılması, küfür edilmesi, hareket edilmesi. Polise mi saldırdılar? Abi. Kavga yapıyorlar. Evet, şu an o araç park teslim edildi sahibine. O aracın yanındaki aracı şu an çekiciler alıyor. Enteresan bir konu. Polis memuru silahını çekicinin üzerine koyarak vatandaşla kavga yaptı. Birbirlerine girdi. Araya giren çevre sakinleri veyahut da yoldan tesadüfen geçen vatandaşlar kavgayı büyümeden önledi. Ama kemerini çıkartıp kavga yapması hoş bir şey değil. Çünkü niye hoş bir şey değil? O tabanca aracın üzerine sahipsiz bir şekilde beyaz kılıfında dururken birisi alıp kaçsaydı hoş bir şey olmazdı. Nitekim görüyoruz. Polisin silahını alıp havaya ateş atanlar haberlerde hep rastlıyoruz. Yani bu silah yani konusunda biraz eğitim verilmeli, ders verilmeli. Yani polisler de belli zamanda psikolojik davranıştan geçirmeli ve herkese de silah verilmemeli olduğunu düşünüyoruz. Yani tamam, polis kardeşlerimizle şey yapıyoruz. Burada eleştirmiyoruz, suçlamıyoruz ama gergin bir meslekleri var. Hep olayların içindeler ama soğukkanlı olmaları lazım. Tabii
Gördüğünüz gibi şimdi o aracın yanındaki araç çekildi. Şu an çekici aracına yükleniyor. Tabi bu arada bizimle kayıt yaptığımızı fark ettiler. Demin de fark etmişlerdi. Bakalım bu olayın sonunda bize yansır mı? Yansısa da hiç önemli değil. Cesur Haber her an her yerde karşınıza çıkabilir. Bizim için problem, sıkıntı değil. Antrenmanlıyız bu konuda. Dediğimiz gibi yani o silahın, yani şu an kayıt yaptığımızdaki hiçbir şeyi tasvip etmiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Polis kardeşimize, arkadaşımıza, orada görev memura küfür edilmesini, hakaret edilmesini, bela okunmasını tasvip etmiyoruz. Vatandaşın polise saldırmasını tasvip etmiyoruz. Polisin kendini savunması normaldir, güzeldir, doğrudur. Çünkü o da bir candır. Ama onun da belindeki silahı çıkartıp aracın üzerine atarak yumruk yumruğa kavga yapma girişimi tasvip etmiyoruz. Burada yapılması gereken neydi? Takviye ekip isterdi. Biraz soğukkanlı olurdu. Takviye ekip isterdi. Birkaç tane daha ekip gelirdi buraya. O şekilde görevini yapmaya devam ederdi. Ve hatta aracı kavga dövüşü yapmadan iade ederlerdi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne göre bu olayı şiddetle kınıyorum. Çünkü niye yapılan görevi de doğru bulmuyorum. Niye doğru bulmuyorum? O araç bu kavga neticesinde sahibine teslim edilmeyecekti. Edilmeyecekti. Şey yapılmayacaktı.